İyi kalpli, güzel bir kız vardı. Cuma namazı sonrası kuzeniyle beraber babaannelerine gittiler. Caminin yanında biri vaizle konuşuyordu. Vaizle konuşan genç yakışıklıydı. Kız onu görür görmez aşık oldu. İlk görüşte aşk. Kalp atışı hızlanmış, konuşurken kekelemeye başlamıştı. Kuzeni, "İyi misin? Neyin var?" diye sordu ama cevap alamadı. Kız içinden, "Herhalde bakışlarımı kaçıramadığım için Allah beni kalp ve dilimdeki aksaklıkla cezalandırdı," diye düşündü. Kız bütün gün hiç konuşmadı, sadece gülümsüyordu. Görenler iyileşmesi için dua etmeye bile başlamışlardı. Kız her cuma çıkışı kendini caminin önünde buluyordu. Belki az da olsa onu görebilirdi. Ancak genç ortalıktan kaybolmuştu. Aradan tam 1,5 yıl geçti. Genç yoktu ama gönül ferman dinlemiyor, kalbi hala o gençteydi. "Allah'ım ne olur onu tekrar göreyim," diye dua ediyordu. Bugünlerde cami hafızlık yarışması düzenlemişti. Kız bu yarışmaya katılacaktı. Jürinin önüne çıktı. Bir de ne görsün? Aşık olduğu genç de onların aralarındaydı. Kafası tamamen karıştı ve ezber falan kalmadı. Her şeyi unuttu. Genç, "Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır," ayetinden devam etmesini istedi. Kızın ağzından tek kelime çıkmadı, yere bakıyordu. "Unuttum," dedi. Sonra jüriden başka biri sordu. Kız hatasız okudu. Üçüncü kişi sordu. Ona da aynı şekilde ezberini güzelce verdi. Sıra tekrar gence geldi. Kız yine takıldı. Kalp atışları hızlandı. Yere bakıp ellerini ovuşturuyordu. Gencin yanında oturan hoca, "Ahmet hocam, sen bana bırak," dedi ve 7 tane daha sordu. Kız soruların hepsine doğru cevap verdi. Ahmet gülümseyerek, "Sorularıma niye cevap veremediğini biliyorum Hint. Baban dışarıda mı?" dedi. Hind'in utancından yüzü kızardı. Kendini dışarı attı ve sonra gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Ertesi gün babaannesinin yanına gitti. Babası aradı ama Hint konuşmak istemiyordu. Babasının yanında biri daha vardı. O kişi, "Alo Hint, ben Ahmet. Dün sana son sorumu sormadan kaçıp gittin. Şimdi soruyorum. Benimle evlenir misin?" Şakayla karışık, "Lütfen bu soruyu cevaplamayı unutma," dedi. Bunu duyan Hint bayılıp yere düştü. Babaannesi koşup geldi ve onu ayıldı. Hint ve Ahmet nişanlandılar. 9 ay sonra da evlendiler. Ahmet'in Hind'e ilk cümleleri, "Caminin önünde ilk gördüğüm andan beri seni düşünüyordum. Allah günah yazmasın diye başka camiye gitmeye başladım ama sonra anladım ki Allah'ın kalbimize koyduğu bu duygu helaldir," oldu. Takva ile bezenmiş aşk ne güzel bir aşktır. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون